Evet sevgili dostlar ve çağırma kulak veren bütün Fenerbahçe taraftarı 68.600'de yaptınız 5 yıldızlı kanalımızı ve hepinize teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Lütfen durmayın. Sevdiğiniz ne kadar Fenerbahçeli insan varsa hatta sevmediklerinizi de çağırın. Kanalımızı büyütelim. Suudi Arabistan'dan mektup parayı iade edin. Suudi yetkililer Galatasaray ve Fenerbahçe ile Fenerbahçe arasında oynanması gereken, planlanan ama ertelenen Süper Kupa maçı öncesi yani ödenen parayı tekrar geri istemiş. Şimdi arkadaşlar bakın, önce şunu söyleyeyim. Adamlar haklı. Ben onu söyleyeyim. Ee, yani sonuna kadar haklılar. Önce onu söyleyeyim. Şimdi mektup göndermişler. 4,5 milyon euro ödeyecekmiş arkadaşlar. Suudi yetkililer anlaşma gereği karşılaşma için 4,5 milyon euro ödeyecek. Bunun %20'si TFF'ye %80'e de iki kulüp arasında eşit paylaştırılacaktı. Ödenen paraların geri iade edilmesi için TFF'ye mektup gönderilmiş. Mücadele için de kulüplerin kasasına giren paranın %50'sinin bankacılık, düzenleme ve denetleme kurulu BDDK tarafından borçlara karşılık kesildiği belirtilirken yani görüyorsunuz direkt paranın yarısını Bankalar birliği alıyor dediğinde çemkiriyordunuz. Buyurun. Gerek alan nasıl olacak arkadaşlar? Fenerbahçe bu parayı geri iade etti ya da etmek üzere diye biliyorum Ancak ben aynı şeyi Galatasaray için söyleyemem. Ben Galatasaray duyumcusu değilim. Gidin Galatasaray duyumcularına sorun. Para nerede diyeyim? Onlar size gereken izahatı yapacaktır diye düşünüyorum. Yani ben Fenerbahçe açısından, ben Fenerbahçe duyumcusu olarak Fenerbahçe'nin parasını söyleyeyim. Emre Mor resmen Fatih Karagümrük'te. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Fenerbahçe'den Emre Mor'un sezon sonuna kadar kiralandığını belirtti. Şimdi işin komik tarafı ne biliyor musunuz arkadaşlar? İşin komik tarafı şu. Karagümrük Emre Mor'un kiralandığını belirtiyor. Fenerbahçe'de oraya kiralandığını belirtiyor. Nasıl yani hocam? Yani arkadaşlar siz bir transferi beklerken ısrarla diyorsunuz ya hocam Fenerbahçe daha niye açıklamadı? Ya niye daha açıklamadı diye. Ha işte, bu yüzden oluyor. Yani bu yüzden açıklamıyor. Yani hem bu kulüp açıklıyor hem karşı taraf. Şimdi Fenerbahçe diyor ki 2023-2024 yapılanmasına devam eden futbol ağ takımımızda futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar ve Fatih Karagümrük kulübüne kiralanmıştır. Vava Fatih Karagümrük. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz diyor arkadaşlar. 2 milyon euroya biz oradan almıştık. O yüzden de öncelik sağladık. 8 maçta 2 tane asisti var. İnşallah kendine gelir. Orada canavarlaşır. İnşallah müthiş bir futbolcuya evrilir. Hatta Euro 2024'e de seçilir. İnşallah arkadaşlar. Yani e, bunları söylemekten kıvanç duyuyoruz ve futbolcumuza da güveniyoruz. Ya ben açık söyleyeyim. E, güvenmek zorundayız. Onu da söyleyeyim. Beberen Kulübünde kiralık olan futbolcumuz Thiago Çukur Fenerbahçe'ye geri döndü. Beberen kiralık sözleşmesini feshetti. Oyuncu Fenerbahçe'ye geri döndü arkadaşlar. Hani bendeki duyumlara göre gideceği kulüp de şimdiden hazır. Ancak şöyle bir durum var. Bir müddet denenecek. Sebebini siz benden daha iyi biliyorsunuz da. 21 yaşındaki Thiago Çukur Fenerbahçe'ye geri dönüyor arkadaşlar. 21 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesi feshedilmiş. 19 maçta 3 asist yapmış. Ligin ikinci yarısında başka bir takıma kiralık verilmesi düşünüyor. 2022 yazında Watford'dan Fenerbahçe 250 bin euroya almıştı. 2026'ya kadar da sözleşmesi sürüyor. Arkadaşlar oyuncu A milli takım görmüş oyuncu. Beni yanlış anlamayın. A milli takım görmüş bir oyuncu. Hani bu kadar da kötü olamaz. Ve ben oyuncuyu izlediğim kadarıyla söylüyorum. İsmail Kartal sisteminde söylüyorum. Ben oyuncunun yerinde olsam Fenerbahçe'ye yalvarırım. Derim ki ligin geri kalanında para da istemiyorum. Ben bu kadroda yer alayım. Üçüncü format olarak. Arkadaşlar Türk. Türk. Ya ben bir şey soracağım. Şimdi Serdar Dursun lütfen beni yanlış anlamasın. Serdar Dursun mu Tiago Çukur mu arkadaşlar? Hadi buyurun. Bak Erencan yardımcı için uğraştık. Kabul olmadı. Niye olmadığını anlattım. Ahmet Kutucu için uğraştık. Olmadı. Niye olmadığını anlattım. Güven Yalçın bizde tutmaz. Asla ve asla düşünmeyin bile. Onu söyleyeyim. Umut Bozok Fenerbahçe'ye gelirse hayatımda ilk defa bir Fenerbahçe futbolcusuna karşı aykırı davranacağım. Zıt davranacağım. Onu da söyleyeyim. Sebebi çok başka. Onu da söyleyeyim. Ya Thiago Çukur, Serdar Dursun. Biri 21 yaşında senin oyuncun. Yıllık ücreti bile yok neredeyse. Ya yıllık ücreti diye bir şey yok. Ya yıllık ücret diye bir şey yok. Beverem kulübü sezon sonuna kadar alacaklarını verip feshetti. Ya bedava oynayacak. Biri senin oyuncun. Ya Umut Nair Fenerbahçe'de kaç dakika oynadı? Allah'ınızın kitabınızın aşkına. Ya 60 şey 68 dakika mı ne oynamış Fenerbahçe'de? Umut Nair Fenerbahçe'de kaç dakika oynadı? Ya 165 dakika özür dilerim. 165 dakika oynamış. Allah aşkına 165 dakikalık kontenjanı hani <laughs> katılacağınızı zannetmiyorum da 165 dakikalık kontenjanı gelin Thiago Çukur'la dolduralım. Bak Tutarsa dersiniz ki hocam iyi ki tutmuş. Tutmazsa kaybedeceğin 165 dakika. Umut Nair gol mü attı? Asist mi yaptı? Hiçbir şey yok. 0'a 0, 0 Fenerbahçe kariyeri. Yazın geri gelecek. Belki de 2 milyon euroya satacaksın. 1 milyon euroya satacaksın. Kulübü beğenecek. Diyecek olan biz de alalım futbolcu. Ne olur beni yanlış anlamayın. Ee, ve bu dediğimi de es geçmeyin. Dünyada son gün transferleri diyor. Yani son gün transferlerine kastettiği Maraş Kumbulla Eski takım Roma'dan sağ Sausalda'ya gitmiş. Stoper sezon sonuna kadar kiralık. Bradley İbrahim Arsenal'den Erta Berlin'e gitmiş. Orta saha oyuncusu. Efe Sarıkaya Altay'dan Granoybol Foot'a gitmiş. Oha. 200 bin euroya. Fenerbahçe alsa. Ya keşke alsaydık Efe'yi. Efe Sarıkaya iyiydi. Morgan Rogers Middlesbrough'dan Aston Villa'ya gitmiş. Sol kanat oyuncusu 9.4 milyon euroya. Jorbe Vertes'ten PSV Eindhoven'dan Union Berlin'e gitmiş. Sol kanat oyuncusu 4 milyon 750 bin euro. Yalnız bu çocukta iş var. Vitinha Marsilya'dan Genoa'ya kiralık gitmiş Santrafor. Keşke biz kirasaydık. Yabancı kontenjanımız olsaydı. Rodrigo Ribeiro Sporting'den Nottingham Forest'a gitmiş kiralık. Bu da tutara ha. İlerine, geleceğin parlak oyuncusu. Jonas Kusiasare Forvet Aik'den Bayern Münih'e 76.5 milyon euroya. Niye 30 vermemiş ki gerizekalılar? 30 artı 5'e niye satmamışlar ki? İlginç. Mahmut Dahut Brighton'dan Stuttgart'a gitmiş 10 numara. Şey orta saha 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla gitmiş. İslam Slimani Koriçiba'dan Meşhelen'e gitmiş. Kiralık olarak. Otavio Famalicao'dan Porto'ya gitmiş. Stoper 12 milyon euro. Brandon Sopi Atalanta'dan Şarkı'ya gitmiş. Sabek kiralık. Yalnız bu çocukların tipinde Facunda Peristri Manchester United'dan Granada'ya kiralık gitmiş kanat oyuncusu. Altyapı mahsulü. Ve Modibo Sagnan Utrecht'den Montepiel'e gitmiş stoper 3.2 milyon euroya. Tabi ligimizde de var bir şeyler. Bu arada Erencan yardımcı için arkadaşlar bana çok soru geliyordu. Ben size gereken açıklamayı yapmıştım. Ancak sosyal medyada düşmüş. Eip Spor Erencan yardımcının transferi için Fenerbahçe'den 7 milyon euro talep etti. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Hamd olsun. Elhamdülillah ki yanılmadım. Ya çok şükürler olsun arkadaşlar. Kim sorarsa sorsun aynısını söyledim. Üyelere de aynısını söyledim. Ya 7 milyon euro istiyorlar diye. Ay. <laughs> Ay bir son dakika geldi. Ay ben bir çeşit oldum son dakika geldi. Elim ayağım titredi bir saniye dur. Bir saniye durun bismillah. Bir dakika ben bunu kaldıramam dur. Ben bunu kaldıramam bir dakika dur. bir tane son dakika introsu vereyim dinleneyim dur. Arkadaşlar neyse şu erencanı bitireyim. Bir dakika bekleyin. Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin gündemini aldığı 21 yaşındaki golcü Erencan yardımcı için kulübe Eyüp Spor'un isteği belli oldu. Eyüp Spor Pendik Spor'da forma giyen ve Fenerbahçe'nin sözlü teklif yaptığı Erencan yardımcı için 7 milyon euro istedi. Sarı bu rakamı astronomik buldu ve <laughs> dedi. Bunu ben uydurdum arkadaşlar. Öyle tam <laughs> demedi yani. Astronomik buldu ve beklemeye geçti. Bu sezon 6 gol attı Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da listesinde yer alıyor. Bu arada Trabzonspor'dan 3 milyon euro. Beşiktaş'tan siz garibansınız 8 milyon euro verin demişti. Yani niye 8 ben de onu anlamadım. Yok şaka bir taraf herkesten 7 milyon euro istediler arkadaşlar. Ortalık kılıçtırmanın lüzumu yok. Bunu söyleyip anlaştık mı? Anlaştık. Çok güzel. Aferin. İyi dersler arkadaşlar. Sağ ol. Şimdi gelelim. O beni kalp krizi geçirten, o beni perte çıkaran habere. Ryan Kent and Lazio. Ryan Kent going to the school. Yok. Lazio. Lazio ne school? School nereden çıktı? Lazio Ryan Kent için prensip anlaşmasına vardı. Diğer haberine göre Sarı, Serie A kulüp Sarı A değil Serie A kulüplerinden Lazio, İngiliz oyuncu Ryan Kentin transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. İtalyan ekibi kenti sezon sonuna kadar kiralayacak. Anlaşmada opsiyon yer alıyor. 5 milyon euro satın alma opsiyonu yer alıyor arkadaşlar. İtalya'ya gidecek oyuncu ikna olmuyordu. Bizimkiler oyuncuyu çekti kenara bulunmak dedi. Bak biz okumadık. Görüyorsun halimizi görüyorsun okumadık. Bak sanayide sürünüyoruz dedi. Kent anlamadı. Oğlum oku bak okumak iyidir. Bak bir şeyin sahibi olursun. Doktor olursun, avukat olursun, pilot olursun, hostes olursun, yardımcı hostes olursun. Bir şey olursun. Kent gene anlamadı. Lan oğlum kafan basmıyor mu? Manyak mısın? Oku da adam ol. Baban gibi eşek olma dediler. Kent gene anlamadı. Çekilin dedi. Selahattin bak geldi. Bak sevgili kent. Bak şimdi sana İngilizce bildiğim bütün küfürleri ederim. Sen burada apışıp kalırsın. Bak Fenerbahçe eğer bir futbolcu istiyorsa <laughs> alır. Eğer Fenerbahçe bir futbolcudan kendi isteğiyle vazgeçmiyorsa alır. Bilgin olsun dedim. Gene anlamadı. Devreye Aziz Yıldırım girdi. <laughs> Neyse Aziz Yıldırım girmesin. Şu an seçim sürecinde Aziz Yıldırım, Saadettin Saran ikisi de başkan adayı arkadaşlar. Bu son dakika bilgisini de vereyim. Aziz Yıldırım da başkan adayı, Saadettin Saran da başkan adayı. Saadettin Saran, Aziz ne Aziz Yıldırım ile Saadettin Sa ne? Saadettin Saran başkan adaylığını açıkladığı gün Aziz Yıldırım ya da Aziz Yıldırımın belirleyeceği bir kişi %1 milyar %1 katrilyar başkan adayı olacak arkadaşlar. Bak Aziz Yıldırım'ın kendi de olabilir. Belirleyeceği kişi de olabilir. Onu da söyleyeyim. Kentle görüşüldü. Dedik ki seni kadro dışı bırakırız. Lisansını çıkaramayız. Böyle bir yasal düzenlemeye gitmemiz lazım. Kent nau dedi. Oğlum bak gitmen lazım. Bak 15 maça çıkmışsın. Bir gol iki asist yapmışsın. Yaşın 27. now nau dedi. En son benimle görüştürdüler. Kenti. Sen bir gel bakalım kent dedim. Sen bir söylemiş ya, bir otur bakalım. Sigara içiyor musun dedim. Yok içmiyorum Alkol kullanıyor musun? Yok kullanmıyorum. Allah'ın zaman neden gitmiyorsun dedim. Bir çıldırdım böyle. Bir tansiyon sıçradı. Alkol yok, sigara yok. Ne oğlum uyuşturucu mu kullanıyorsun? Ne gitmiyorsun? Defolup gitsene dedim. Kent bir yüzüme baktı. Türkçe bilmediğini anladım ben ama yine de söylemek istedim. Oğlum bak git dedim. O, oğlum bak gitten etkilenmiş. Lazio ile görüşmeye başladı. Ya şimdi siz inanmayacaksınız. Evet canım evet tabi Kesin öyle olmuştur diye inanmayacaksınız. Bence de inanmayın. Ama senaryo güzel şimdi. Bak oğlum bak gittiğince gitmesi güzel. Arkadaşlar işin şakası bir tarafa. Lazio, Rhein, Kent'i 5 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. Sky Sports'un son dakika gelişmesi. Yani ben üye arkadaşlarıma da bir duyum vermiştim. Abone arkadaşlarıma da vermiştim. Ama... Şimdi oldu. Bak Emre Mor Fatih Karagümrük'e gitmiş. Emre Mor'un Fatih Karagümrük fotoğrafında uzun boylu adamla çektirirken Emre Mor'un hani şurasına kadar forma çekmiş. Emre Mor yok. Bir kere benim de böyle bir öğrencim olmuştu. İsmini vermeyeyim. Ya da Sümeyye diyeyim. Çocuklar ayağa kalkın öğretmen geldi dedim. Kızım ayağa kalksana Sümeyye dedim. Öğretmenim Sümeyye zaten ayakta dediler. Emre Mor da zaten ayakta. Bu arada Torreira da aynı. Biz Torreira'yı kendini yere atıyor zannediyorduk. Herifin boyu o kadarmış. Oğlum niye uyarmıyorsunuz? Niye benim milletin günahına girdiriyorsunuz? Allah Allah. Bu arada Levent Mercan olayı. Bu olay su götürür. Başka bir ülkede olsa Galatasaray'ın ciddi ceza yiyeceği bir olay var. Fiorentina Galatasaray'ın istediği Fatih Karagümrük'ün sol beki Levent Mercan için devreye giriyor. Şimdi ben Levent Mercan ismini burada söyledim mi? Alalım dedim mi? Bas bas bağırdı mı? Bak bize koklatmazlar. Hazır başkanların arası iken alalım dedim mi? Dedim. Fiorentina ve arkadaşlar Porto değildi. hangi kulüptü ya? Bir kulüp daha ilgileniyor. Ama Galatasaray gidip oyuncunun bizzat menajeriyle görülmüş. Görüşmüş. Bizzat menajeriyle görüşünce Karagümrük başkanı da deli oldu bu olaya. Bakın ben bir şey söyleyeceğim. Futbolcu'nun sözleşmesi var. Ahlaksızlık değil mi arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Lig 2 ekibi. Grenoble Fut 38. Yani Kayseri'nin Fransa'daki takımı. Efe Sarıkaya Hocam başkanım mı Kayseri? Yoo bilmiyorum arkadaşlar. Efe Sarıkaya ismi bak. Bu ismi hatırlamadınız mı? Allah aşkına ya. Ya bu ismi nasıl hatırlamazsınız ya? Ya bu ismi hatırlamanız lazım. Bir düşünün. Ne olur hafızanızı bir yoklayın. Kurban olayım ya. Kurban olayım. Bir hafızanızı yoklayın ya. 18 yaşında stoper Efe Sarıkaya bak. Sarıkaya soyadından hatırlayın. Yok siz gene hatırlamadınız. Arkadaşlar Altay'a altyapısından çıktı. Ben bas bas bağırdım. Bas bas bağırdım. Hatta 1,5-2 senedir bağırdım. Efe Sarıkaya Sarıkaya diyeyim. Başka bir Sarıkaya aldık biz de. Bir de gençler birinden aldığımız Sarıkaya Allah yolunu bahtını açık etsin. 200 bin euroya yani 6.6 milyon TL'ye gitmiş. 100 bin euroda başarı bonusu var. Altay ay gibi bir kulüp için çok yüksek paralar. Ama Fenerbahçe gibi bir kulüp için çok düşük paralardı. Yani hakkımız hayırlısı olsun arkadaşlar. Bu arada Enes Ünal'la ilgili de bir şey vardı. Bournemouth Enes Ünal'ı 16,5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı diye bir haber var. Ya Türk futbolcu, Allah yolunu bahtını açık etsin. Eşi yabancı diye biliyorum. Yani Türkiye sınırlarına gelmeyecek diye biliyorum. Ee, hayırlısı olsun. Ama ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Ryan Kent'in gitmesi sevindirdi. Bu arada ben ee, evet Sercan Hamzoğlu Lazio Kent'in sezonun geri kalanındaki maaşının tamamını karşılayacak. Oyuncu sezon sonu satın alma opsiyonu ise yaklaşık 5 milyon euro. Bak ben yazıyorum. Mükemmel bir transfer başarısı. Kimse bak kimse o bu şu demesin. Oynamayan yedek kalan istenmeyen adam ilan edilen oyuna alınmayan gibi 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 sıfatlar ile 5 milyon euro gibi bir opsiyon ile göndermek ciddi bir başarıdır. Ayrıca ücretinden çıkmakta ayrı bir başarı. Tebrikler Fenerbahçe yönetimine teşekkürler. Teşekkürler Sercan Amzoğlu. Teşekkürler 12 numara. Bu arada adını anmak istemediğim bir tane tiyatrocu şey şeyci var. Hani 3 mübarek ay var Recep Şaban Ramazan. Recep ayını ayaklar altına aldıran bir tane arkadaş var ya. Recep ayını alay eden arkadaş. Recep ayını kirleten arkadaş. Bu arkadaşın filmi çıkacakmış. Hani bu arkadaşın filmine gidecek Fenerbahçe'de olan varsa Hani Fethullah Gülen'e falan da Hoca Efendi diyordur diye düşünüyorum. Bu arkadaşın filmine gidecekseniz eğer hani LGBT bayrağını falan da açabilirsiniz filme giderken. Onu da söyleyeyim. Yani Fenerbahçe düşüm. Bak Galatasaray'ı tutabilir. Bizim herkese saygımız var. Ancak Fenerbahçe düşmanı hiç kimseye para kazandırmayın. Azıcık dik durun. Birazcık hani Fenerbahçe milliyetçisi olun. Dik durun. bugün Fenerbahçe'yi atıp tutan Fenerbahçe'ye bilmem nece yakıştırmasında bulunan kişiye para kazandırırsanız yarın bayrağı da satarsınız. Sarı lacivert de satarsınız. Onu da söyleyeyim. Şimdi kadroda düşünülmeyen, zira Türkiye kupasında bile oynamayan iki futbolcu. Ya ilginç. Bu arada Samet Akaydın arkadaşlar. Samet Akaydın'ın transfer marketine hiç baktınız mı? Ben bir bakmanızı tavsiye ederim. Ya da ben bakayım ya. Sevaba gireyim dur. Şimdi Samet Akaydın'ın transfer marketinde ne yazıyor biliyor musunuz? Satın alma opsiyonu 4 milyon euro yazıyor. 4 milyon euro. Arkadaşlar ben bunu söylemiştim. Bana gülmüştünüz. Benimle alay etmiştiniz. Dalga geçmiştiniz. Yerin dibine sokmuştunuz. Şimdi ne oldu? Kim kime yerin dibine soktu? Ne oldu? Ne oldu Paşinyan? 4 milyon euroya ne oldu Paşinyan? Bir şey söyleyeceğim. Satın alma opsiyonu ister misiniz? Zorunlu olsun. 10 maç oynarsa kesin olsun. Ne dersiniz? O kadar da değildir değil mi? O kadar dadır. O kadar Arkadaşlar Ryan Kent gitti. Hayırlı olsun. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Orma Galatasaray her zamanki gibi oyuncuyu benden değil menajerinden istiyor. Oyuncuyu ikna edip ucuza almak için diyor. Arkadaşlar bunun adı başka bir şeydir. Bak ben bunu Fenerbahçe içinde de söylüyorum. Galatasaray içinde söylüyorum. Bunun adı başka bir şeydir. Ya Lincoln e, Lincoln Henrique içinde bir şeyler var ama ben doğru atamadım. Ama şunu söyleyeyim ben Lincoln'u göndermem. Lincoln Türkiye'nin en yetenekli topçularından biri. Sakın böyle bir hataya düşmeyelim. Yalvarırım kurban olayım böyle bir hataya düşmeyelim. Bak Lincoln çok yetenekli. Fenerbahçe'yi sahiplenmiş. Fenerbahçe'yi aile olarak görmüş. Yapmayın etmeyin arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bu arada bir beğeniyi de çok görmeyin. 68.665 abone. 35 kişi sonra 68.700 olacak. Bakalım bu akşam yapabilecek miyiz?